Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da konu testi 1'i çözeceğiz arkadaşlarım. 1 numaralı konu testini çözeceğiz, daireni. Hemen bira bismillah diyelim, başlayalım. Şöyle bakayım, yazıyorum, kalem yazıyor. İlk sorumuzu gömmeye çalışalım. Diyor ki çeyrek daire OB 8, OB'miz neresi? Yarı çapını 8 vermiş. Yani şurası da 8. Ve ben bir dörtgenle çemberi bir arada gördüğümde kesim noktalarını merkezde birleştiriyorum. Bu da 8 oldu dostlarım. Şimdi eşit kirişler, dolayısıyla arkasındaki yayların ölçüleri de eşit. Çeyrek daire dediği için bu toplamda 40-90 derece. Bunların her biri 45'er derece oldu. Yani şuradaki benim merkez açılarımın da ölçüsü 45'er derece geldi. Bana da taralı alanı soruyor. Yani 2 adet üçgenin alanını bulacağım ve bu üçgenler gördüğünüz gibi aynı alana sahip üçgenler arkadaşlarım. Eş üçgenler. İkisinin de kenarları 8 ve aradaki açı 45. Bunun da 8, 8. Aradaki açı 45 derece. Hemen şu bir tanesinin alanını bulalım. Sinüs alan bağıntısı yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı iki kenarını çarpıp aralarındaki açının sinüsüyle çarpıyorum. Yani sinüs 45'te. Şunu sadeleştirelim. 4 olsun. 32 çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2. Yine 2'ye böldüm. 16 geldi. 16 kök 2'ymiş bu üçgenin alanı. 16 kök 2 de bunun alanı olduğu için toplamda 32 kök 2 yaptı. İlk sorumun cevabı. Geldim buna. Taralı bölgelerin alanları toplamına oranı. Neyin? Üçgenin alanının taralı bölgelerin alanları toplamına oranı. Şimdi eşit kenarlara hemen K, K ve K yazıyorum. Burada şu dikkatimi çekecek. 90'ın karşısı 2K iken sadece 30'un karşısı yarısı olur K. O halde burası da 60 derece geldi. Şimdi 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıydı. O halde K kök 3 oldu bu kenar uzunluğu. Hemen mavi renkli kalemimi alıyorum ve üçgenin alanını buluyorum. Dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. Yani K çarpı, bir de yazan bir kalem bulsam çok iyi olacakmış. Şunu alalım. K çarpı K kök 3 bölü 2. Bu üçgenin alanı. Şimdi taralı bölgelerin alanları dediği de iki tane daire dilimi. Biri 30 derecelik, biri 60 derecelik. Dolayısıyla toplamları 90 derecelik bir daire yapar. Yani bir çeyrek daire. Çeyrek dairede pi r kare bölü 4 formülüyle bulunuyordu. Hemen onu da pi, r'miz burada k olduğu için pi k kare bölü 4 olarak yazdım. Bakın şimdi şuradan k kare geliyor. Bu k kare ile gitti. Kök 3 bölü 2'yi sabit tutalım. Alttakini 4 bölü pi olarak ters çevirip çarpalım. İkiler de gitsin. 2 kök 3 bölü pi. Yani Bursa şıkkı doğru cevap gelsin. 3 numaralı sorudayız. B çeyrek daire dilimi. O merkezli yarım daire var. Tamam. A noktasında teğettir diyor. A noktası burası. OC 10 santim olduğuna göre taralı alanların toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi OC dediğimiz şurası 10 santimmiş. Şimdi şu bizim küçük çemberimizin yarıçapı R. Şu da diğer beyaz çemberimizin diğer yarıçapı. Bu da R. Bakın çeyrek dairenin yarıçapı oldu 2R. Burası da 2R o halde. R 2R, şu uzunluk geldi R kök 5. Biri diğerinin 2 katıysa dik üçgende neydi? Küçük olanın kök 5 katını yapıyorduk Pisagor yapmadan. Şimdi amca bize R kök 5'i 10 diye vermiş. Hemen R'yi bulalım. 10 bölü kök 5 yapar. O da kök 5 ile çarparsam 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 gelir. R'yi bulduk. Neyi soruyor? Taralı alanların toplamı. Yani şu büyük çeyrek daireden, ki onun alanı nedir çeyrek dairenin? Pi yarıçapının karesi bölü 4. Yarıçapı 2R olduğu için 2R yazdım. Eksi küçük yarım dairenin alanı. O da pi R kare bölü 2 çıkacak. Şimdi şunu hemen 2 ile genişletelim. 2 pi r kare bölü 4 olsun. Burası da 4 pi r kare yapar. 2 buradan gitti. 2 pi r kare bölü 4 geldi sorumuzun cevabı. Hatta 2 ile de sadeleştirelim.
pi r kare bölü 2 kaldı sorumuza. R'miz neydi? 2 kök 5. Karesi ne yapar? 4 çarpı 5'ten 20. 2'ye bölersem 10. Cevap 10 pi çıktı. Dördüncü sorumuz. Şekildeki çemberler E ve D noktalarında dik kesişmektedir diyor. Çok güzel, tamam. C merkezli çemberin yarıçapı 18. C merkezli çemberimiz burada. Yarıçapımız 18 ise şu uzunluğumuz da 18 olacak diyelim. 18 birim. FB'yi de 12 birim vermiş. Yani burası toplam 30 birim. Buna göre CEB üçgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz şu büyük çemberin çapını CB'yi 30 diye biliyoruz. Demek ki yarıçapı 15. Yani şuralarda bir yerde şurası 15 olacak. Şu araya da 3 birim kalacak ki 15 15 diye dağıtalım. Sonra bunun da şöyle şuraya bir çizgi çizelim. Yarıçapını yapalım. Bu da 15 oldu arkadaşlarım. Şimdi bundan sonrası şu üçgenin alanını bulup aynı kenara sahip oldukları için 2 ile çarpabilirim. Bu 1. 2. Büyük üçgenimin bir dik üçgen olduğunu fark ederim. Bakın muhteşem üçlü çıktı burada. 15, 15, 15. Demek ki burası dik üçgen. Hatta burası 30, burası 18. Yani 3, 4, 5'in 6 katı bakın. 18, 24, 30 üçgeni olur. Burası 24 deyip direkt dik üçgenin alanını 18 çarpı 24 bölü 2'den bulurum. Hemen sadeleştiriyorum. 12 yapıyorum. 12 çarpı 18'dir. Sorumuzun cevabı 8 kere 2 16 elde var 1 8 9 1 kere 2 2 1 kere 1 1 6 11 elde var 1 216 yapar. Bursa'dan gelir sorumuzun cevabı. Evet, 5. sorudayız. ABC dik üçgeni ile O merkezli, çaydan da bir yudum alalım, kesişiyorlarmış. 4 18 ve 10'u yazmış bizim için. Şimdi bunun yarıçapı 10 ise şurasına da biz bir 10 diyelim. Alan DEC nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki. AB diktir oraya demiş. Tamam. Şimdi bu çapı gören çevre açı olduğu için bu da 90 derece olacak. Bakın az önceki 4. soruda olduğu gibi 18, 24, 30 üçgenidir bu. Şurası 30 diyelim hemen. Şimdi iki diklik gördüğüm zaman hemen aklıma AB 90 benzerliği geldi. Şuraya A yazayım. 90 var, B yazayım. Büyük dik üçgene bakın. A var, 90 var. O halde şuraya da B yazalım. Ve bunun 90'ın karşısı 20. Büyüğünün 90'ın karşısı 30 olduğu için benzerlik oranları 2 bölü 3 çıktı. Şimdi diğer kenarlarını da kıyaslayalım hemen. Küçükte A'nın karşısına biz bir X yazalım. 2 bölü 3 benzerlik oranları. Küçükte x'in karşılığı, büyükte a'nın karşısı 18 olduğu için yazdım. 6 katı, bu da 6 katı olacak. Demek ki x 12'ymiş diyeceğim. Hatta bu da 12, 16, 20 üçgenidir. Buraya da 16'mı yazdım. Şimdi dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye böldüm. 8 dedim. 96 mı geldi dostum? Evet. Hadi bakalım 6 numaradayız. Birer kare demiş. 2 tane kare var. A merkezli çeyrek dairemizi çizmiş. AF'yi 4 vermiş. Şimdi burası 4 ise köşegenim 4, 4, 4 kök 2 yaptı. Yani ben aslında çeyrek dairenin yarı çapını 4 kök 2 buldum. Dolayısıyla bu AD dediğim yer de 4 kök 2. Tabii ki AB, BC... Bunlar hep 4 kök 2 geldi. Kare olduğu için burası. Taralı bölgenin alanını soruyor. Taralı bölge karenin alanından, ki karenin alanı 4 kök 2'nin karesidir. Yani 32'den. Neyi çıkaracağım ben? Şuradaki kırmızı yaptığım, daha doğrusu beyaz olan çeyrek daireyi çıkartacağım. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Yani pi çarpı r karemiz 4 kök 2'nin karesi 32 yapar. Bölü 4. Yani 8 pi çıkacak arkadaşlar. 32 eksi 8 pi'dir sorumuzun cevabı. Hatta bunu 8 parantezine alırsak 4 eksi pi yapar. Yani Ceyhan'dan gelir sorunun cevabı. Evet, buradayız. Bakalım burada ne yapacağız şimdi? Yine daire ile kare var yine arkadaşlarım.
Ve karenin köşegeni çizilmiş. Şimdi karenin bir kenarına 8, 8, şu da 8 birimdir ve yarıçapımız 4, 4 diye bölünür burada. Karede köşegen açıortaydı. Şuraya 45'imizi yazalım. Şurayı da çizdiğimizde bu da yarıçaptır 4. Dolayısıyla burada bir 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Taralı alanı soruyor bize. Biz şimdi şuradaki şu 45 derecelik daire diliminin alanını bulalım. 45 derecelik diyorum, 90 derecelik çeyrek daire. Çeyrek daire olduğu için pi r kare bölü 4. Pi çarpı r'nin karesi bölü 4'ten 4 pi yapar. Ve biz bu 4 pi'den şu dik üçgenin, ikiz kenar dik üçgenin alanını çıkartalım. O da 4 çarpı 4 bölü 2'den 8. Cevabımız 4 pi eksi 8 geldi. Evet, 8. sorudayız. O merkezi çeyrek daire. DC paralel BO. Tamam, burada bir paralellik var. Yani bu bir dik yamuk oldu şimdi. 90-90'dan dik yamuk geldi. 4'ü 8'i göstermiş. Alan BODC. BODC şuranın alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şuraya biz yine bir K harfi yazarsak yarı çapımız K artı 4. Hatta şu dörtgenle biliyorsunuz çember kesiştiği bir noktayı merkezle birleştirin demiştim. Bunun da yarı çap olduğunu söylüyorum. Bu da K artı 4. Dolayısıyla bakın K burada kesin 6 geldi. 6, 8, 10 üçgenini sağlasın diye K'ya 6 dediğimde gerçekten 6, 8, 10 geliyor. Demek ki yarı çapımda 10. Bize de yamuğun alanını soruyor. Yamuğun alanı neydi? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüyorum. Ve bunu yüksekliğim olan 6 ile çarpıyorum. 18 bölü 2'den 9, 9 kere 6, 54'ü işaretliyorum. X8'i gömdük, çevirdik. Bir 8 daha var burada. Şimdi onları da gömelim. Evet, 9 numaralı sorudayız arkadaşlar. O merkezli çeyrek dairede dikdörtgenmiş bu seferki ve çeyrek dairenin bakın yarı çapında 8 vermiş. Hemen dörtgenle şu çemberin kesiştiği noktayı birleştirin dedik ya, önde de 2 tane buna benzer soru çözdük. Buraya da 8 yazıyorum. Şimdi burası da 8 olacak değil mi? Yarı çap olduğu için şuraya da 8 eksi x yazıyorum. Evet, buna göre diyor taralı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre hiç bunlara bile gerek yokmuş aslında ama olsun yine de yazdık. Şunlara biz AA diyorduk hatırlarsanız, eşit taralı bölgeler varsa onlara aynı harfi yazın AA. Ortadaki boşluğa da B yazın demiştim. Ve bakın A artı B, şuradaki A artı B dikdörtgenin alanıdır. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 8 eksi x, yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Çeyrek daireye bakın, onun da alanı A artı B, yani dikdörtgenin alanına eşit. O zaman bu çeyrek dairemizin alanına eşit. Pi r kare, yani pi 64 bölü 4'e eşit. Hemen 8'e böldüm, 8'e böldüm 8. 4'e böldüm, 4'e böldüm 2. Yani 8 eksi x eşittir 2 pi. X'i buraya, 2 pi'yi buraya alırsam 8 eksi 2 pi yapar. X dediğim uzunluk. Cevap Adana'dan geldi. 10 numaradayız. Taralı alanların toplamını soruyor. AB'yi 24 vermiş. Şunlar 6, 6. 24'ten 12'yi çıkarırsam şu ortaya da 12 kaldı. Tabii merkezimizi de şuraya işaretleyelim. 12, 12 diyelim. Şuradan tam 12'ye bir diklik inersem bu diklik kirişi tam 2'ye bölecekti arkadaşlarım. Burayı da 6, 6 diye 2'ye bölecek. Biliyoruz ki şurası bizim yarı çapımız, bu da 12. Ve bakın şu dik üçgen aslında ne çıktı kardeşim? 90'ın karşısı 12 ise sadece 30'un karşısı yarısıdır muhabbetinden. Burası da olduğu gibi 30, 60, 90 üçgeni çıktı. Demek ki burası 6 kök 3. Yani dikdörtgenimin kısa kenarı 6 kök 3 geldi. Şimdi şuraya da şöyle bir çizim işlemi yapayım ben. Bunu da çizmiş olalım. Şurası da tabii ki 30 derece. Şimdi şurası 90 olduğu için 60, buraya da 60 derecemizi kaldığını belirtelim. Şimdi artık konuşabiliriz. Bize taralı alanların toplamını soruyor. İki işlem yapacağım arkadaşlarım. Birincisi şu. Şuradaki alanı bulmak için ben burada bir 60 derecelik daire dilimi oluşturdum. Bundan şu üçgenin alanını çıkartmam ki eşkenar üçgendir bu. 12, 12 olduğu için bunlar. Eşkenar üçgenin alanını çıkartmam yeterli olur. Burayı buldum sayın. Daha sonra şimdi şu bölgenin alanını bulacağız biz bir de.
Bu bölgeyi bulmak için de bakın şurada bir yamuk oluştu arkadaşlarım. Bu yamuktan şu 60 derecelik daire diliminin alanını çıkartacağız dostlarım. Dolayısıyla ortaya çıkmış olacak. Şimdi şuradaki yüksekliğimiz 6 kök 3'te. Hadi şu x alanını bulmakla başlayalım biz soruyu çözmeye. Şimdi x şuna eşit. Yamuğun alanından, yamuk dediğim alt taban artı üst taban 18 bölü 2 9 çarpı yükseklik 54 kök 3 yaptı. Yamuğun alanı. Eksi 60 derecelik dairenin alanını çıkartacağım. O da 60 çarpı pi r kare bölü 360. Hemen birer sıfır sildim. 36'ya böldüm 4. 24 pi yaptı. Yani x dediğimiz şey 54 kök 3'ten 24 pi çıkacak. Bu x bölgesinin alanı. Şimdi geldim şuradaki y bölgesinin alanını bulalım birlikte. Y'yi de şurada bulalım. Bunun içinde ne dedim arkadaşlarım? 60 derecelik daire diliminin alanından, onu az önce buldum 24 pi'den şuradaki eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. O da a kare kök 3 bölü 4'tü. Yani 12'nin karesi 144 kök 3 bölü 4'ten 144'ü 4'e bölersem 36 yapar. 36 kök 3 de bunun alanı. İşte bunları da toplayın diyor bizim için kardeşlerim. Hadi toplayalım. Toplarsak 24 pi ile eksi 24 pi birbirini götürür. 54 kök 3 eksi 36 kök 3 kalır ki o da 18 kök 3 yapar. Cevap Bursa'dan gelir. Evet, 11. sorumuzdayız. O merkezli çeyrek daire DF. DF. Şurası EC'ye eşit. Tamam, onu bir gösterelim. Şimdi bunlar eşitse şuradaki parçalar da eşit. Çünkü şu daire ile şu daire birbirinin aynısı olur arkadaşlarım. Dolayısıyla 2 ise şurası da 2 geldi ki bizim yarıçapımız 10 çıktı. O zaman burası da 8 geldi. Bakın şunlar zaten yarıçaplar eşler. Bu üçgenler de eş üçgen çıktılar bizim için. Alan OCE. OCE, evet, bu dik üçgenin de bize alanını soruyor dostlarım. Bakalım neler yapacağız. Hiçbir fikrim yok şu anda. Düşünelim neler yapabiliriz diye. Şimdi eş olduklarını söyledik. Açılarımız da o halde tıpatıp aynı olacak diyelim. Şuna A, şuna B dersem. Şurada da 8'in karşısı B. Burası da A olmak zorunda. Şimdi A artı B 90. A artı B'den oradaki açıyı bulsam bir şeye yarar mı diye düşünüyorum. Çok da gerek yok. Şimdi bununla bu birbirine eşit. Peki biz bunu yarım çembere tamamlasak bir işimize yarar mı? Şöyle yarım çember yaptım diyelim. Bunu da buradan böyle bir çizdim. Burası da buraya eşit geldi. Yani bunu buraya taşımış oldum ben böylelikle. Şunu görmedik. Yarıçap 10 ya. Şunlar da 10 arkadaşlar. Bakın bunu kaçırdık. Tüh. Şimdi 6, 8, 10 çıktı tabii ki. İşte bakın ne kadar basit soruymuş. 6, 8, 10'u görmedik. Yani şu yarıçapın 10 olduğunu bulup şuna 10 yazmadık. 6, 8, 10'u da göremedik doğal olarak. Şimdi 6, 8, 10'un alanı 6 çarpı 8, 48 bölü 2'den 24'ü yapıştırdık. Çok da kolay bir soruymuş. Evet. AC 16, CD 10. Evet, buna göre COD, COD üçgeninin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bu tabii çapı gören çevre açı olduğu için bir kere 90 derecemizi yapıştıralım buraya. Bu kesin 90 derece. Sonra BDC doğrusal. Peki, olsun bakalım doğrusal. Şimdi bu bir kiriş olduğu için ben acaba kirişin tam ortasına bir dikme indirsem mi? Şöyle 8-8 yapsam mı diye düşündüm burayı. Ki yaptım da zaten. Tabii bu bir de orta tabanımız oldu aynı zamanda. Buna paralel oldu. Burayı 2'ye böldü. Tabii ki burayı da zaten yarıçap olması sebebiyle 2'ye bölmüş oldu. Yani ben şuraya bir 2A yazarsam şu uzunluğa. Burası 10 artı 2A yapar. 10 artı 2A yapar. Bu da orta taban olduğu için yarısı yapar. 5 artı A. Tabii bu bir işime yaradı mı acaba? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Peki şuradan indirseydim ben bu dikliği. Ana işte arkadaşlar.
deneye buluyoruz bakın. Buradan bir diklik indirdim. Dolayısıyla şurada bir dikdörtgen oluşturmuş oldum ben, değil mi? Aynı zamanda. Şurası da 8 oldu. Ve bakın bu 8 şu 10 dediğim kenara inen yükseklik. Dolayısıyla 8 çarpı 10 bölü 2'den bu üçgenimin alanı çıktı bile. Evet, 13 numaradayız. EOB'nin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. DB'yi 16 vermiş. DB şuranın tamamı 16. Yarıçapımız 10 sa şuraya bir 6 yazalım. DB'de 16. Peki. Şimdi ben bunu şöyle tamamlarsam, bunu da uzattığımda burası da 10 olacak. Şimdi şunu da söyleyelim. Şurası 4 çarpı 16 yani 64. Şuna da A ile B diyelim. Şimdi kuvvet alıyorum. A çarpı B 4 çarpı 16'ya eşit. A çarpı B eşittir 4 çarpı 16 yani 64. Biz A ile B'nin toplamını da ne diyebiliyoruz arkadaşlarım? 16 vermiş bize A ile B'nin toplamını da. Şimdi burada bir çarpanlara ayırma yaparak hemen A ile B'yi tek tek bulurum. Aslında bulmama gerek var mı? Hani direkt 8 8 oldukları aşikar, başka da olmaz diye düşünüyorum. Zaten 8 8 olursa burası dik olmak zorunda, 6 8 onu sağladığı için. Ve bir de merkezden kirişe indirilen dikme de kirişi 2'ye bölecek sadece. O yüzden mecbur dikliği de sağlamış oldu. Yani çok fazla uzatmaya gerek yokmuş bu kısmı. 8'i bulduk. Dolayısıyla üçgenin alanı 6 kere 8 48 bölü 2'den 24'e işaretleyebiliriz. A2 ile A1'in oranı 7'ye 45'miş arkadaşlarım. Yani ya buna 7A diyelim, buna da 45A diye seslenin. OB ile BC arasındaki oran da şuna B diyelim. Şurası 3B'ymiş. Bunu da yazmış olalım. Hadi şurada bir benzerlik yapalım. 3 bölü 4. Benzerlik oranı 3 bölü 4. Dolayısıyla alanların oranı 9 bölü 16 değil mi? Bunun karesiyle alanların oranı. Karesini alınca alanların oranı çıkıyor. Yani tamamı 16A ise şurası 9A. Ki 9A yazdığımda zaten buraya 7A demiştim ya, bakın 16A'yı sağladım. Demek ki burası da 9'a 45 arasında bir oran var. Açılar arasında da alfaya 5 alfa olacak o zaman. Çünkü alan 9 ve 5 katıysa açı da 5 katı olmak zorunda. Ve biz 6 alfayı ne diyebiliyoruz arkadaşlarım? 180 derece. Demek ki alfa 30 derece gelecek. Cevap da Adana'dan çıktı. Evet, 15 numaralı soru. 2 tane karemiz var. Bir de çeyrek dairemiz var. Çeyrek dairede artık şu yarıçap, şu yarıçap, şu yarıçap, bunu bir yazalım. Kesişiyor. Alan ABCD 72. Karenin alanını 72 vermiş. Demek ki bir kenar uzunluğu 6 kök 2 diyebilirim. Hemen kare kökünü aldım. 6 kök 2 yazdım. Karemin bir kenarına. Dolayısıyla yarıçapım da 6 kök 2 olmuş oldu böylelikle. Peki. Alan AHB nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi nasıl bir işlem yapabiliriz diye düşünüyorum. H noktasında kesiyor diyor. Şimdi şunu uzattığımızda şuradan bir deneyelim bakalım. Şu köşegeni çizip 45-45 yazalım. Burası da 45-45 olsun bir. Yani 45 derecelik dairenin şeyin alanını soruyormuş. Üçgenin. 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 çarpı sinüs 45. O da kök 2 bölü 2. Şimdi kök 2 ile kök 2 şu 2'yi götürsün. 6 kere 6 36. 2'ye böldüm 18. Bir de kök 2 var. 18 kök 2. Gayet kolay bir soruymuş meğerse. Niye zorlandıysan. Evet, çeyrek dairenin alanı nedir diye soruyor. O merkezli çeyrek daire var. 3 ile 4'ü görüyorum. Hemen 3 4 ise burasına 5'i bir yapıştıralım. Evet, başka da bir şey yok. Bu kadar. Her şey bu kadar. Pekala. Çeyrek dairenin alanı nedir diye de bir soru. Peki, düşünelim bakalım. Şimdi biz bunu şöyle yarım daireye bir tamamlayalım. Gözüküyor mu orası? Şöyle biraz bu tarafa alayım. Yarım daireye tamamladım.
Şimdi ben bunu uzattığımda şöyle tam bu köşeye gelmek zorunda. Niye hocam? Çünkü sadece çapı gören çevre açı 90 derecedir. Dolayısıyla tam böyle çapı görmesi lazım bunun. O yüzden tam çapın uçlarına indirdim diyebilirim. Peki. Buraya kadar tamam. Çapı gören çevre açıydı. Bunu yerleştirdik. Şimdi bize bu dairenin çeyrek dairenin alanını sorduğu için yarı çapı lazım. Şuralara da RR yazalım biz. Şimdi şunu çizersem bunun da R olduğunu görebilirim. Bu da R. Peki şurada bakın yükseklik kenar ortay olduğu için bu da bir ikiz kenar üçgendir. Şunların da ikiz kenar olduğunu hatta nerede benim tükenmezim? Şuraya da 5'i yazalım. Sonra 4 var, 8 var. O halde bu uzunluğun tamamı 4 8'den 4 kök 5'i yazalım. Burası 4 kök 5 olsun. Demek ki benim yarı çapım 2 kök 5 geldi. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4'tü. Demek ki pi bölü 4'ü ben 2 kök 5'in karesi yani 20 ile çarpacağım. 5 pi gelecek. Cevabımız 5 pi. Yazamadım. Evet, Bursa'dan çıktı. Evet arkadaşlar, konu testi 1'i gömdük. Şimdi bir sonraki videomuzda da konu testi 2'yi gömmeye çalışacağız. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.